Frida Kahlo. Dünya üzerinde insan suretleri çizimlerindeki başarısı ile tanınmaktadır. ...1907-1954 yılları arasında yaşamış olan Kahlo, dünyaca tanınmış bir Meksikalı ressamdır. Resimlerindeki orijinalliğin yanı sıra özel hayatındaki iniş ve çıkışları, siyasi görüşleriyle resimleri kadar çok konuşulmuş bir kadındır. 6 yaşındayken geçirdiği çocuk felci yüzünden bir bacağı özürlü kalmış, kendine tahta bacak Frida demiştir. Frida, ulusal hazırlık okulunda okuyarak kendini sanat konusunda geliştirmiştir. 18 yaşında geçirdiği bir trafik kazası ile bütün hayatı değişmiştir. Bindiği otobüs, tramvay ile çarpışarak trenin demir çubuklarından biri sol kalçasından girerek leğen kemiğini parçalamıştır. Kazadan sonra 30 küsür ameliyat olmuş ve sakat kalan sağ bacağı kangren yüzünden kesilmiştir. Kazadan sonra eve çıkan Frida çok acı çekmiş ve yatağa bağımlı kalmıştır. O dönemde babasının aldığı boya ve tuvaller ile resim yapmaya başlamıştır. Yatağın tavanına asılan ayna yardımı ile portreler çalışmaya başlamıştır. Yaklaşık 2 yıl sonra yürümeye başladığında resim konusunda bir hayli ilerlemiş olacaktır. Daha sonra ünlü ressam Diego Rivera ile evlenmiş ve fırtınalı bir aşk yaşamıştır. Çok acılar çeken, düşükler yaparak bunalımlara giren Kahlo, eşinin onu defalarca aldatması nedeniyle boşanmıştır. 1954 yılında akciğer embolisinden ölmüştür. Resimlerindeki ustalık ve renk kullanımı harikuladedir. Hatta Pablo Picasso, "Biz onun kadar iyi insan yüzleri çizemiyoruz." demiştir. Sürrealist bir ressam olarak tanınsa da o kendisini hiç böyle tanımlamamaktadır. Acı, hüzün ve alay resimlerinde sıklıkla görülmektedir. Frida Kahlo'nun yaklaşık olarak 143 adet tablosu vardır. Tablolarından Çerçeve isimli tablosu Louvre Müzesi'ndedir. Yüze yakın resmi ise ünlü sanatçı Madonna'nın kişisel sanat koleksiyonundadır. Acı ve keder içinde geçen bir hayatta resme sarılan ve sürekli üreten Kahlo, kendi ülkesinde devrimci ve absürt düşünceleriyle çok sevilmektedir. Meksika'ya olan bağlılığı nedeniyle hayatı boyunca Amerika'da yaşarken de milli kıyafetlerini giymiş, kaşlarını hiç aldırmadığından iki kaşı birleşik vaziyette yaşamıştır.